Yüzüğü çıkarmışsın. Ha, evet. Buraya geldiğim ilk gün çıkarıp nehre fırlattım. Yüzük havada süzülürken bir rahatladım, bir rahatladım ki anlatamam sana. Bence iyi bile dayanmışsın. Ben hemen o gün attım. Benzinliğin tuvaletine. Böyle cümleler canımı acıtmıyor Ayaz. O yüzden nefesini boşa yorma. İyi. O zaman ben üstümü değiştirip dışarı çıkayım. Nasıl olsa beni tutan bir şey yok. Hatta belli mi olur? Belki bu gece bir barda hayatımın aşkıyla tanışırım. Özlemişsindir sen geceleri. Git de bir. Buranın kızları da ateş ediyor diyorlar. Gidip de görmek lazım. Ateş mi ediyor? Yani İstanbul'da gençler öyle diyor artık. Sen tabii uzak kaldın. Ben böyle saçma sapan sözcükler yerine İtalyanca öğrendim canım. Artık Silvio'nun kulağıma fısıldadığı aşk sözcüklerini anlayabiliyorum. Ben de buranın kızlarına Türkçe öğretirim. Gelmezsen bu gece merak etme beni. Hani bara gidecektin? Aklınca beni kıskandıracak. Hala beni seviyorsun işte. Demek beni kıskanıp buralara kadar geldin peşimden. Hala beni seviyorsun işte. Oturabilir miyim? Ne kadar güzel bir yermiş. Sakin. Huzurlu. Evet. Ben de çok seviyorum. Çizimlere devam ediyorsun. Hiç bırakmadım ki. Çizimler benim dünyam. Tabii. Bir kağıt, bir kalem sana yeter değil mi? Gerisi hayal gücü. Bir de silgim var. Her şey benim kontrolüm altında. Gerçek hayat böyle değil, değil mi? Gerçek hayat daha zor, daha karmaşık. Belki de biz zorlaştırıyoruz. Belki. Çizim yaparken durup bakıyorum kağıda. Beğenmediysem siliyorum her şeyi. O da olmadı. Kağıdı buruşturup atıyorum. Ama gerçek hayatta... Gerçek hayatta o buruşturup attığın kağıt ben oluyorum herhalde. Ne? Baktın beğenmiyorsun, buruşturup at değil mi? O kadar sevgi, o kadar aşk. Hepsi boşuna. Ayaz, biz çizimlerden bahsediyorduk. Senin sorunun da bu öykü. Sen gerçek hayatı bu çizimler gibi yaşıyorsun. İşler iyi gitmezse buruşturup atıyorsun işte. Evet canım, aynen öyle yapıyorum. Ama ne yaparsan yap, bana hala aşık olduğunu biliyorum. Kim? Ben mi?
Beni takip ettin, gördüm seni. Yanlış görmüşsün canım, etmedim ben. Ben seni 100 metreden tanırım Öykü. Bir kere ben seni takip etmiyordum. Ben Silvio ile buluşmaya gidiyordum. Hı hı, tabii. İyi be, tamam. Ama sen de bana yalan söyledin. Kızlarla bara gidiyorum dedin, gitmedin. Canım istemedi. Neden acaba? Yoksa hala beni mi seviyorsun? Beni terk edip giden, 2 ay boyunca arayıp sormayan birini sevmem mümkün bile değil. Benim de bu kadar anlayışsız, bu kadar bencil, bu kadar duygusuz birini sevmem hiç mümkün değil. Leo, yolda mı kaldın? Sen kendi işine bak canım. Ben başımın çaresine bakarım. Sen bilirsin. Hey! Dursana be! Burada bırakacak mısın beni? Senin kadar gıcık insan görmedim. Teşekkür etmeni beklerdim. Sen seni bırakıp gitmediğime dua et. Senin kadar insafsız değilim. Kavga mı edeceğiz yoksa işimize mi bakacağız? Hadi sür sür. Of, dakikalar da geçmek bilmedi. Tren burada. Girip içeride bekleyebilirsin. İçerisi havasızdır şimdi. Sen de sözde fotoğraf çekmeye geldin ama nedense bir kare bile çekmedin. Şarjım bitiyor. Ne yapayım? Bence fotoğraf bahane. Tek derdim benimle biraz daha zaman geçirebilmek. Allah Allah. Peki senin motorun birden bozulmasına ne dersin? Bence çok iyi numaraydı. Benzini bitti bir kere. Eminim öyle olmuştur. İnanmazsa inanma ya. Seni inandırmak zorunda değilim ben. Ayrıca biz niye kavga edip duruyoruz? Ben gerçekten çok sıkıldım. Vallahi ben de sıkıldım. Ama seninle adam gibi konuşmak mümkün değil. Millet İtalya balayına gelir, romantizmde zirve yapar. Bir de bize bak. 10 yıllık karı koca gibi didişip duruyoruz. Seninle 10 yıl. Vallahi düşünmek bile istemiyorum. I treni partono. Fretta! İyi o zaman. Buraya kadarmış. Tren kalkıyor. Thank you.
şuna yaz. Artık rahat edebilirsin. Emin ol, çok rahat edeceğim. Üzerimden şu an çok büyük bir yük kalktı. Kuş gibi hafifledim. Ya ben? O kadar mutluyum ki anlatamam sana. Şimdi başlıyor. Oh be, dünya varmış. Ben de İstanbul'un gece hayatını özledim. Bir gitsem de. Git, git de kurtulayım senden. Senden kurtulduğum için çok mutluyum. Ben bu ayrılığı 40 gün 40 gece kutlayacağım. Ben bu akşam bir parti vereceğim. Seni bir daha hiç düşünmeyeceğim. Aklımın ucundan bile geçmeyeceksin. Sensiz çok daha mutlu olacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bence çok pişman olacaksın. Bence sen pişman olacaksın. İtalyan erkekleri senden daha yakışıklı. Sen de dünyanın en güzel kızı değilsin. Boşuna yorulma Ayaz. Tren kaçtı. Innamorato di lei, innamorato di lei, dal primo sguardo lo sai, e adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. Sera semplicemente amore, that's amore per me. E ora so che questo era semplicemente amore, that's amore per me. Le posso offrire un caffè? Le posso offrire un caffè? Andiamo insieme da me. Le dico subito che un'italiana bella come lei ancora qui non c'è. Innamorato di lei. Dal primo sguardo lo sai. E adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. E verso amore quel che sento per lei. E verso amore quando balla con me. Non lo dimenticherò. Non lo dimenticherò. Quello che ha fatto per me. Quello che ha fatto per me. Sì, e ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Sì, sì, sì. Innamorato di lei. Dal primo sguardo lo sai. E adesso musica maestro, questo ballo è dedicato solamente a noi. E ora so che questo era semplicemente amore, that's amore for me. Artık birbirimizi kızdırmak yok. Artık kavga etmek yok. Artık geçmişe dönmek yok.
Artık sadece biz varız. Artık hiç ayrılmayacağız. Artık... baş başa kalsak diyorum. Nasıl yani? Hayatım, İtalya'dayız. Dünyanın en romantik yerlerinden birindeyiz. Sence de artık zamanı gelmedi mi? Bir şey söyleyeceğim ama kızma. Sen de üzülüyor musun? Ne bileyim, düğünümüz öyle istediğimiz gibi olmadı ya. Kavgalar, gürültüler falan. Evet ama artık birlikteyiz. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Bazen hayal ediyorum da. Ama neyse, boş ver. Dur bir dakika, bir dakika. Ne hayal ediyorsun bakayım? Aman, kısa romantik şeyler işte. Ama sen haklısın. Şu an birlikteyiz. Ve gerçekten bunun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Hadi. Ya dur bir dakika. Nasıl şeyler o kısal romantik şeyler? Anlatacağım ama bak, dalga geçersen çok kızar. Sadece sen ve ben. Belki bir akordeoncu. Ya bak, gülüyorsun, anlatmayacağım. Tamam gülmüyorum. Başka? Sen benim başıma çiçekler takıyorsun. Sonra beni sonsuza dek seveceğini söylüyorsun. Ama böyle yemin eder gibi. Böyle şeyler işte. Grazie mille. Prego. Sana dertsiz bir hayat veya sonsuza dek mutluluk vaat edemem. Sana sonsuza dek vaat edebileceğim tek şey sana olan aşkım. Öykü Acar, benimle evlenmeyi kabul ediyor musun? Mi vuoi sposare? İhtiyacım olan tek şey senin sevgin. Ayaz Dinçer, benimle evlenir misin? Evet. Io amo questa ragazza. Ayaz, o da çok güzelmiş. Manzara şahane. Thank you.
Banyo kocaman. Jacuzzi falan. Çok büyük. Roller jilet çok güzelmiş değil mi? Tekrar bakayım, manzara çok güzelmiş. Biraz heyecanlandım galiba. Ben de. Çıkıp dondurma falan mı yesek? Peki. Belki heyecanım geçer. Kahvaltı yenelim mi? Hı hı. Uçağa yetişmemiz lazım. Mutlu musun? Çok.
Ne oldu? Ben Monika ile Nazmi bir aramayı unuttum. Çok merak etmişlerdir şimdi bizi. Bakmasana. Tamam tamam bakmıyorum. Ayaz. Alo, Öykü. Monika, benim sana harika haberlerim var. Biz Ayaz'la barıştık. Birazdan İstanbul'a dönüyoruz. Çok sevindim canım. Sen iyi misin? Sesin iyi gelmiyor. Öykü, ne oldu? Nazmi Bey, dün gece fenalaşmış. Kurtaramamışlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.